Merhaba sayın ve değerli seyirciler. Özel Türk Manoj Televizyonu'nun Bağdat İstihdilanı'na günlük ana haber bölteniyle karşınızdayız. Önceden özetler. Petrol Bakanı Samir Elgazban, Ürdün Enerji Bakanı Halil Zivit ile petrol, doğalgaz ve elektrik alanında ikili işbirliğini görüştüler. Irak ile Ürdün iki ülke arasındaki kurulacak ortak sanayi bölgenin inşası ile ilgili yapılması gereken prosedürlerini de tamamlamak üzere bir anlaşmaya vardılar. Parlamento Başkanı Muhammed El-Helbusi ve iki yardımcısı Irak'ta ve tüm dünyada bulunan Ezidi topluluğu prensinin de vefat etmesinden dolayı bir taziye mesajı sundular. Başbakan Adil Abdülmehdi terörle mücadele güçlerinin Kerkük'ten çekilmesi ve onlara özel kuvvet ekibi ile değiştirilme emrini verdi. Brazilya'da bir barajın çöküşmesinden dolayı meydana gelen ölüm sayısının da 58 kişiye yükseldiğini açıkladı. Washington, Venezuela muhalefeti ve ABD'li demokratlara da karşı şiddet kullanmaktan dolayı Cumhurbaşkanı Maduro'ya bir uyarıda bulundu. Merhaba sayın seyircilerimiz. Enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Samir Elgazban, Ürdün Enerji Bakanı Halil Zivit ile petrol, doğalgaz ve elektrik alanında ikili işbirliğini görüştüler. Toplantıda iki ülkenin hükümetinin de onayını aldıktan sonra imzalanacak bir anlaşma uyarınca Ürdün'e Irak petrolünün de tedarik edilmesi tartışmasına tanık olmasına ve ihracatı borunu hattına da Rumeyle Akaba hattının da genişletme projesi ayrıca iki ülke arasındaki elektrik bağlantısı projesi yapılacağını belirtti. Bugün sabah saatlerinde Ürdün Başbakan Yardımcısı Recai Salih Elmeşar Bağdat'a yetişti. Petrol işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Samir Elgazban, Ürdün Başbakan Yardımcısı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. Meşar, Irak'ı ziyaret etmekten ve her alanda ikili ilişkilerinde desteklemek ve güçlendirmek için Iraklı yetkililerle görüşmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Enerji ve Petrol Bakanı Samir Elgazban, petrol alanında işbirliğinde ve ekonomik entegrasyonunun da geliştirilmesi, katkıda bulunan bazı projelerin de hayata geçirilmesine yönelik bir takım anlaşmalar ve mutabakatların da imzalanmasıyla beraber ikili ilişkilerinde güçlendirilmesi ve geliştirilmesi önemini de vurguladı. Elgazban ayrıca Irak ve Ürdün'deki iki kardeş halkında çıkarlarına hizmet etmek için ortak kaygıları tartışmak üzere mevkidaşı ile görüşmelerde bulunacağına işaret etti. Meşarin Bağdat temaslarında mevkidaşı Elgazban olan görüşmeleri de yanı sıra bazı hükümet yetkilileri ile de görüşmelerde yer aldı. Irak ile Ürdün İki ülke arasındaki kurulacak ortak sanayi bölgenin inşası ile ilgili yapılması gereken prosedürlerini de tamamlamak üzere bir anlaşmaya vardılar. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Irak Haber Ajansı İNA muhabiri açıklamasında Iraklı ve Ürdünlü ortak komisyonlarında Uluslararası Bağdat Fuarı binasında Ürdün'ün ne bağlı daimi fuarın inşası ve Ürdün'e girecek olan Iraklı malların da indirmeye yapılması ayrıca Irak-Ürdün petrol borusunun da tamamlanması üzerine bir anlaşmaya vardılar. İNA muhabiri ayrıca Iraklı tarafında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuat Hüseyin'in Ürdünlü taraf ise Ürdün Başbakan Yardımcısı Cahit Salih El-Meşari'nin de başkanlık ettiğini belirtti. Irak ile Ürdün arasındaki ziyaretler
ekonomik alanında birçok anlaşmaya imza atılmasını sonuçlandırmıştır. Bu anlaşmalar iki ülke ticaret hacmi ve alışverişlerinde en yüksek seviyeye çıkarmaya hedefliyor. Irak ve Ürdün arasında imzalanan sözleşmelerin uygulaması için teknik prosedürler hızlı gitmektedir. Daha önce her iki ülkenin üst düzey yetkililerin arasında Bağdat'a yapılan ziyaretlerin ardından ve bunları uygulamak için Ticaret, Tarım, Ulaştırma Bakanları da hazır bulunmaktadırlar. Ürdün'le büyük ticari ilişkileri ve Ürdün'le ikili ilişkileri geliştirmesi amaçtır. Ve üstelik Ürdün ürünleri Irak pazarında yer almaktadır. Bu da ekonomik ve ticari açısından her iki devlet için bir faydadır. Şu an Bağdat'ta Ürdün bakanları bulunmaktadırlar. Ve bu ziyaretin amacı tüm dosyaları detaylı şekilde konuşulacak ve her iki devletin ve özellikle ekonomik açısından vatandaşlara yarar sağlayacağını görüyoruz. Sanayi kentinin uygulaması açısından ortak Irak ve Ürdün şirketinin amacı her iki ülkenin benzer tedbirlerle daha yüksek ithalat ve ihracat karşısında tüm zorlukların üstesinden gelmesidir. Ürdünlü arkadaşlarla birkaç eksende anlaştı ve bu eksenler sanayi kentleri ve Maden ve Sanayi Bakanlığı hakkında anlaşmıştı. Parlamento Başkanı Muhammed El Helbusi ve iki yardımcısı olan Hasan Kerim El Kabi ve Beşir Haddad, Irak'ta ve tüm dünyada bulunan Ezidi topluluğunun prensi olan Tahsin Seyit Bey'in Almanya'nın da Hannover kentinde vefat etmesinden dolayı bir taziye mesajı sundular. 86 yaşındayken ve uzun süren bir hastalığı ardından hayata gözlerini de yuman Seyit Bey, 1933 yılında Mus'la bağlı Şeyhan ilçesinin de Bedri bölgesinde dünyaya geldi. Ezidi prensesliği ise 1944 yılında babası Said Tahsin Bey'in vefat etmesinden 15 gün ardında baba annesi Mian Hatun tarafından seçilmiştir. Bağdat Ticaret Odası, Irak ve Ürdün iş adamları için ilk görüşmeyi düzenledi. Bağdat'ta Irak Ticaret ve Sanayi Bakanları ve Ürdün Krallığından resmi şahsiyetlerin hazır bulunmasıyla Bağdat Ticaret Odası, Irak ve Ürdün ikili ülke ilk görüşmesini düzenledi. Bağdat Ticaret Odası Başkanı sözünde bu görüşme Arap Gümrük Birliği yapmak, askıdaki dosyalar ve iki ülke iş adamlarından vizenin kaldırılması konuları görüşülecek dedi. Ekleyerek, iki bakanlar komisyonundan önerilen sanayi şehrinin bütün tedbirleri bittikten sonra gelecek günlerde faaliyete girmesini umut ederiz. Görüşülecek ikinci dosya ise iki ülke arasında sermaye, mal ve iş adamlarının iki ülkeye ithal ve ihraçları da konuşulur. Eski zamanki gibi Irak mallarını Ürdün pazarlarında ve Ürdün mallarını Irak pazarlarında görmek istiyoruz ifadelerini dedi. Bu görüşmeye resmi şahsiyetlerden yana İki ülkeden katılan onlarca iş adamları hazır bulunmuştur. İki ülkede bulunan ticari ve istismar fırsatlarına ışık tutturmayı ve bunları gerçekçilik projeye çevrilmesini umut ederiz. Ve ekleyerek, ekonomik ilişkinin iki tarafa faydalı olmazsa bu ilişki sayılmaz. Yapılan projeler İki ülkeye olumlu olmasını istiyoruz. Irak'ın sağlığı ve gelişimi Arap ümmetinin ve bölgenin sağlığı ve gelişimi demektir dedi. Bu görüşmeye katılan iki devlet iş adamları çok memnun oldular. Hala bugünlerde Irak'ta geçen günlerden çok güvenli olduğu için mümkündür Irak'ta Ürdün şirketleri gelip de iş fırsatları alabilirler dediler. اليوم هذا اللقاء ويا جانب الأردني لقاء
Irak ve Ürdün iş adamlarının önünden krizleri kaldırmak için bu buluşma yapıldı. Geçen günlerde de İran iş adamlarıyla yapıldı, bugün de Ürdün iş adamlarıyla. Bu görüşmelerinin amacı iki ülke arasındaki iş adamlarından vizeleri kaldırmak. Aynen Avrupa Birliği gibi iş adamlarının önünden bütün bu engelleri kaldırmak istiyoruz. Başbakan Adil Mehdi terörle mücadele güçlerinin Kerk'ten çekilmesi ve onlara özel kuvvet ekibi ile değiştirilme emrini verdi. Başbakan Adil Abdülmehdi terörle mücadele güçlerinin Kerkük'ten çekilmesi ve onlara özel kuvvetlerle değiştirmesi emrini verdi. Yetkililer bu eylemin şehirde sakinlik anlayışına uygun olarak geldiğini ve herhangi bir federal gücün Kerkük'e gelebileceğini vurguladılar. Kerkük İl Meclisi'nin Arap Kütlesi'nin Şeyh Burhan Asi Başbakan'ın yeni kararıyla ilgili şöyle konuştu. El-Hakika ma mevcud min teharrukatil kuvvet. Uzun zamandır Kerkük'te güvenlik durumu oldukça istikrarlı ve Kerkük'e gelen herhangi bir federal askeri kuvvet kabul etmekteyiz. Öte yandan Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen kütlesinden Ali Mehdi açıklamasında Kerkük daha sonra gelmekte olan kuvvet devlete ait olduğunu belirledi. Bağdat'tan gelen ittihadi herhangi bir kuvvete biz burada terhib ederiz. İkinci Kerkük'te bir istikrar var. Emni bir istikrar var 1,5 yıldan beri. Temenni ederim Bağdat eğer isterse Kerkük'te bir şey değişsin. Tekrar şehriye baksın. 1,5 yılda Kerkük'te ne olupdu? Tekrar emniyeden. Baksın bir istikrar var. Bunu istikrarı kim etti? Kuvvet İttihadiye etti burada. Onun evvelki 15 yıl evvelki tekrirlere baksa günde bir ameliyat irhabiye var, ihtitaf var, katil var. Ve Kerkük istikrara ihtiyacı var. İstikrar devam etmek için gene hükümet Kerkük'lerle tensik etsin. Kerkük valisiyle tensik etsin. Kerkük milletvekilleriyle özellikle Türkmenlerle tensik etsin. Biz diyoruz ki ittihadi kuvvetin burada kalması Kerkükler için çok mühimdi. Emin olsun ittihadi kuvvetten emin olsun ki bu devlete bağlıdır. İçinde hiçbir tarafa ait bir güç yoktu. Salahaddin ilinde meydana gelen bir terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi de yaralandı. Savaş basın merkezi tarafından yayımlanan bir açıklamada Şirkat Kavşağı'nda ve Mesihli köyünde 2 bombanın da patlaması sonucunda 4 kişi hayatını kaybederek onlarca kişi de yaralandığı ve bu olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinde artırıldığını belirtti. Dürüstlük Komisyonu Araştırma Dairesi, ürünlerini de kaçak bir şekilde ülkeye girmesi nedeniyle Omkasır Eşşimali Gümrük Kapısı'nda Tespit Komitesi Başkanı, komiteye bağlı bir üye ve Gümrük Çıkış Müdürü danışmanında bir baskın düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada gümrük vergilerinde ödenmemesi için motosikletlerin de ülkeye yedek parça olarak girilmesinin de hedeflediğini belirtti. Operasyon Ceza Kanunu'nda 340. maddesi esası alınarak adlı bir mutabikat zaptı altında gerçekleştiğini belirtildiğini açıkladı. Arak Sanatçılar Sendikası salonlarından birinde Arak Ulusal Tiyatro Festivallarında kurulması ile ilgili olarak Tiyatro Merkezi'nin de istişare toplantısı yapıldı. Araklı Sanatçılar Sendikası Başkanı Cabbar Cudi, Kahire Sanatçılar Birliği ile imzalanan sözleşmelerinde Arap tiyatrosu makamına katkı sağlayacak maddi destek reklamlarında arasındaki şeffaflık mantığının da önemindeki bahsetti. Tiyatronun da tüm üyelerine de katkıda bulunan ve Arak Tiyatrosu ile ilgilenen güzel görüntüleri de ortaya çıkarılması için elektronik bir teklif formu başlatıldığını duyurdu. Arak Sanatçılar Sendikası tüm devlet kurumları ve bireyleriyle işbirliği yapan bir dernektir. Arak Ulusal Tiyatro Etmek ve 2021'in başlarında Arak'ta Arap Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmak üzere ilgili taraflarla iletişim
kanallarına da açmaya hazır olduğunu söyledi. Brazilya'nın Minas Gerais ilindeki sivil savunma dairesi ildə bir barajın çöküşündən dolayı maydana gələn ölüm sayısının da 58 kişiyə yüksəldiyini açıqladı. Brazilya'nın Minas Gerais ilindəki sivil savunma dairəsi ayrıca 3 kişinin də hələ qayıb olduğunu belirtdi. Brazilya yetkilileri isə ikinci bir barajın yıkılma təhlükəsi ilə qarşı qarşıya ola biləcəyi qorxusu ilə kısa bir süre askıya alındıktan sonra pazar günü kurtarma operasyonlarında tekrardan başladığını açıkladı. Vadi Madenciliği Şirket Baraj sahibi Fabio, başlıcı önceliği kurtarma sürecinde katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Ayrıca biz bu tür olayların da tekrar yaşanmasına istemiyoruz. Sözlerine ekledi. Kurtarma ekipleri çamurlu suyunda kurmaya başladığını ve bu nedenle de itfaiyeciler daha önce ulaşmadıkları yerlere ulaşmalarına yardımcı olabileceğini ve ölüm sayısının da artıracağı ihtimalinde bulunduğunu belirtti. Suriye Hava Savunma ekipleri Ceblek kentindeki Hamimi Hava Üssü'nde düzenlenen bir saldırıyı püskürttüler. Bir askeri kaynaktan alınan bilgilere göre Lazikiye kentinde duyulan patlama seslerinin de insansız hava aracılarının da üssü yaklaşmasından kaynaklandığını belirtti. Kaynak ayrıca şimdiye kadar 3 uçağa düşürüldüğünü dikkat çekti. Batı Şeride bulunan El-Mugir köyü yakınlarında Filistinli göstericiler ile İsrail birlikleri arasında çatışma çıktı. Irakiye kanal muhabiri göstericiler İJGA ordusu tarafından vurulan köyün yakınındaki bir Filistinlinin ölümünden 2 gün sonra meydana geldiğini söyledi. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Bashir, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri iletmek için Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah El-Sisi ile Kahire ziyaret sırasında görüştü. El-Sisi toplantının El-Nahdi barajında Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki müzakirleri de ele aldığını ve barajında doldurulması ve işletilmesi ilişkin bir anlaşmaya da varılmasının da önemli karar verildiğini söyledi. El-Bashir, Mısır'ın Sudan'ın güvenliğini ve istikrarını da korumadaki roluna övgüde bulundu. Binlerce Fransızlı ülkedeki sarı yelekler göstericiler tarafından protestolara sırasında maydana gelen şiddete karşı protesto gösterileri yaptılar. Başkent Paris şehir polisi şiddet kullanma sonucunda bazı göstericilerin de yaralandığını söyledi. Hollanda'nın La Haye kentindeki Jan van der Hayn'daki bir konut binasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel hükümet yetkilileri de patlamanın da kazadan ve tüm toplu konutlarında çöküşünden kaynaklanan bir dizi mal kayıpları sonuçlandığını doğruladı. Washington, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya muhalefeti veya ABD'nin Caracas'taki diplomat misyonuna da karşı her türlü korkutma veya şiddete maruz kalma olayına karşı uyardı. Ve bu olayın da gerçekleşmesi durumunda güçlü bir tepki vereceğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD diplomatik misyonuna da veya Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya
veya Ulusal Meclisine karşı her türlü korkutmanın veya şiddetin hukuk devletine ciddi bir saldırı olarak değerlendirileceğini söyledi. Güney Filipinli Jola adasında bulunan Roma Katolik Kilisesi'nde iki bombanın patlaması sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti ve 80 kişi de yaralandı. Polis ilk bombanın kilisenin yakınında patladığını ve ardından ikinci bir bombanın da bölgeye yakın bir noktada patladığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğine yaptığını 2019 Asya Futbol Şampiyonası sona ererken 22 Ocak'ta oynanan Katar-Irak maçından paylaşılan bir detaya sosyal medyaya da gündemde damga vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Asya Kupası'nda sona yaklaşırken 22 Ocak'ta oynanan Katar-Irak maçından paylaşılan bir detay sosyal medyada gündeme damga vurdu. Katar-Irak milli takımını 1-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi. Ancak son günlerde kupanın Iraklı foto muhabiri Muhammed El-Azzawi kupanın fenomeni oldu. Irak Futbol Federasyonu için turnuvada görev yapan El-Azzawi, Irak turnuva dışında kaldığı o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarına rağmen objektivin arkasındaki görevini sürdüren El-Azzawi'nin yaşadığı duygusal anlar turnuvanın resmi hesabından da paylaşıldı. Sayın seyircilerimiz, Kerkük'te meyve ve sebze satan dükkanların vazgeçilmez olan ve halk arasında bitkisel et olarak tanınan domalan hem güzel tadından dolayı hem de oldukça faydalı olmasından dolayı özellikle de kış aylarında büyük rağbet görüyor. İzleyelim. Kerkük'te meyve ve sebze satan dükkan ve manavların vazgeçemediği halk arasında bitkisel et olarak tanınan domalan. Domalan patataya benzer bir sebze türüdür. Birçok yemeklerde kullanılır. Asıl olarak kaynatılı yemek yapılır. Aynı zamanda sebze türü olduğu için sebze salatasında kullanılır. Doğrusu domalan bilirsiniz bir sebzelerin bir nevalarından sayılır. Aynı vakitte diyorlar özne, yani Arapça nebat tabii diyorlar özne. Yani ekilmeden özü çıkar. Tamam o yerlerde ki çıkar daim ister diğer Arapça torpağlı olsun, sahravi olsun. Ve yağış yani iki şartı var. Bir ister yağış iyi olsun o il hakkına, ikinci ister özden yıldırım olsun. Hem güzel tadından dolayı hem de oldukça faydalı olmasından dolayı özellikle de kış aylarında büyük rağbetle tüketilmektedir. Dombalan aldınız? Ha vallahi aldık. Biz çok bahadı dombalan. Kilosu sorduk. Karşı bakkaldan 25'e başlıyor kilosu. Burada sanırım 19 adet kilosu. Beyaz 20 bin adı. Kırmızı kara 25 bin adı. Kilosu. Yenge çıkanda pazara enende 25'ten başladı. 25'ten ha 25 başladı. Daha zaman ener en fazla da nanca ener. Vallahi indi daha yani baktırık nanca yıldırım şey olsa çıksa yağış olsa daha bazı yerlerde hala kalıp çıkmayıp. Peki mın tercih etsiniz siz ete yani ağlısız özün? Yok vallahi ben Batıran'da giden yedim alım bunun için ayım görür. Giderim onun yere 4 kilo et alayım, tık ederim özünü, kıyma ederim özünü. Onun daha ondan iyiydi. Aynı etti. Tamam yoksa? Protein deposu olduğu için hemen hemen kırmızı et kadar faydalıdır. Lezzetlerin kralı olan domalan 18 ile 25 bin dinar kadar fiyatta satılsa da Kerküklüler tarafından fazla tüketiliyor. Tamam domalanın nevaları vardı. Bir yani rengine baksak beyaz oğlu, kahvayı oğlu, bazı kere kara oğlu, kırmızısı var. Bir de vazni yani enva' vazni vardı. Var 30 gramdan başlar 300-350 grama kadar yani takriben 1,5 kiloya kadar yetişe hazmi. Kimi aileler mangalda, kimileri de salata veya ana yemek olarak tüketmektedirler. Peklerini güzel pek, özü kumlu. Etrafı hapsi kumlu. Güzel peklerinden sonra doğranı aynı et kimin kıyma kıyma oğlu. Kavurlu soğanla. Bazı yoğurt, tomato suyu da vurar özüne, soğanla, yani bir neke verir özüne. Domalanın faydalarına gelirsek,
Göz ve kemik erimesinden şikayetçi olan hastalar için en sağlıklı besin kaynağıdır. Domalanın aynı zamanda insan sağlığı için çok faydası vardı. Faydalarından birisi göz için çok iyiydi. Aynı zamanda kalp için çok iyiydi. %9'u protein attı dediğimiz kimin, %1'i yağdı. Yağın çok yani önemi yoktu. Ama kalın eşeviyetten protein var içinde. Kızdığı zaman, pişirildiği zaman çok güzel bir koku verir. İştah açıcı bir koku verir. Kırmızı et kimin kokar. Ancak bu şekilde ise, hele taze ise, pişmeyipse hiçbir şekilde kokusu olmaz. Vitamin et diye vitamin B var içinde. B yani B1 ve B2 var içinde. Bir de emlah dediğimiz fosfor var içinde, sodyum var, potasyum var, bir de kalsiyum var. Aynı zamanda hem kilo aldırmaması hem de tok tutmasından dolayı diyet yapanlara tavsiye edilir. Sayın seyirciler, şimdi sırada spor haberlerimiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Futbol Şampiyonası yarı final maçları kapsamında bugün akşam saatlerinde İran ile Japonya takımları karşı karşıya gelecektir. Asya Futbol Şampiyonası yarı final maçlarında oynayacak Birleşik Arap Emirlikleri takımı çıkacağı Katar takımı karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Yerel haberlerimizde ise Irak Süper Ligi yarın 4. tur karşılaşmalarıyla devam edecektir. Dolayısıyla 4. tur maçlarında yarın Hudud takımı ile Bağdat Büyükşehir Belediyesi takımı ve ayrıca Bahri ile Cevviye takımları karşılaşmaları yaşanacaktır. El Dirbali önümüzdeki 2 gün içerisinde başkent Bağdat'a gelecektir. İngiltere Kupası maçları kapsamında Chelsea takımı konuk ettiği Sheffield Wednesday takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İspanya Süper Ligi 21. tur karşılaşmalar kapsamında Real Madrid takımı İspanyol takımını 4-0 yendi. Aynı tur maçlarında Barcelona takımı ise Girona takımını 2-0 yendi. İtalya Süper Ligi 21. tur maçları kapsamında Juventus takımı Lazio takımını 2-0 yendi. Diğer bir karşılaşmada ise Inter Milan takımı 1-0 yenik duruma düştü. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Sırbistanlı Novak Djokovic, İspanyol Rafael Nadal'ı 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı.
Sayın ve değerli seyircilerimiz, ana haber bölteninin sonuna gelmeden önce özetleri hatırlayalım. Petrol Bakanı Samir Ali Qazban, Ürdün Enerji Bakanı Hala Səfət ilə petrol, doğalqaz və elektrik alanında ikili işbirliyini görüşdülər. Araq ilə Ürdün iki ülke arasındakı kurulacak ortak sanayi bölgenin inşası ilə ilgili yapılması gereken prosedürlərini de tamamlamak üzərə bir anlaşmaya vardılar. Parlamento Başkanı Muhammed El-Helbusi ve iki yardımcısı Irak'ta ve tüm dünyada bulunan Yezidi topluluğu prensinin de vefat etmesinden dolayı bir taziye mesajı sundular. Başbakan Adil Abdülmehdi terörle mücadele güçlerinin de Kerkük'ten çekilmesi ve onları özel kuvvetliler ile değiştirme emrini verdi. Brazilya'da bir barajın çöküşmesinden dolayı maydana gelen ölüm sayısının 58 kişiye yükseldiğini açıkladı. Washington, Venezuela muhalefeti ve ABD'li diplomatları karşına şiddet kullanmaktan dolayı Cumhurbaşkanı Maduro'ya bir uyarıda bulundu. Sayın ve değerli seyircilerimiz, günkü haberlerimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.